sağlayacağım. Öncelikle çıktı. Yani altından tam altından ya altın. Merhaba arkadaşlar. Define Vadisi kanalına hoş geldiniz. Yine güzel bir bölgede harika bir keşifle karşınızdayız. Yine güzel bir kasa keşfettiğimizi düşünerekten hemen kayda girdim arkadaşlar. Kayda girmemin şerefine hemen bir like atabilirsiniz. Sizleri seviyorum. Yine güzel bir bölgede zengin bir bölge arkadaşlar. Şöyle bahsedeyim. Geçen en son geldiğimiz bölge Osmanlı ve Bizans dönemine aitti. Bu bölgede o bölgeye çok yakın bir noktada. Ondan dolayı buraya geldik tekrar. Yine güzel keşiflerimizi yaptık. Şöyle detaylıca da size şöyle güzel bölgemizi göstereyim. Evet. Bakın arkadaşlar, şurada hemen arka tarafta harika bir yığma kısım var. Evet. Şöyle size yakından göstereyim. Burada yığma bir kısım var. Şüpheli bir bölge. Şüpheli bir kısım. Buranın kontrollerini sağlayacağım. Ama öncelikle şöyle detaylıca bir bakalım arkadaşlar. Bizim işimize yarayacak ne var burada? Şurada bir taş var. Üstüne oturtulmuş. Şurada da bir binek kısım var arkadaşlar. Şu binek kısım binek taşı diyeyim ben size. Siz öyle daha iyi anlarsınız. Bakın arkadaşlar, burada bir binek taşı var. Şu kısımda. Evet. Evet. Şöyle yosunlarını da biraz temizlemiş görmüş olduk. Şurada güzel bir binek taşının hemen üst tarafında güzel bir oyma mevcut. Onu da göstereyim. Bakın burada. Şurada bir oyma mevcut. Ve şurada bir kısım daha var. Onu da hemen yakınlaştırıyorum size. Evet, şurada bir tam bir zulalı kısım var arkadaşlar. Şüpheli. Bir tane de şu ağacımızın hemen olduğu noktada var. Şurada. Evet. Buradaki de güzel. Buradaki biraz oksitlenmiş ve kayası çıkarılmış bir kısım. İki tane ağacın altında üç tane taşımız var. Üçü de büyük. Parça kısımları da var burada. Ek. Bu ana kayamız şuradaki. Şu ve şu. Şu ve şu sonradan koyulmuş iki tane bölge var. Evet, şurada da içe doğru giden bir kısım var. Bakalım. Şöyle bakalım. Evet. Bu kısımda ve şu kısımda da oksitlenme mevcut. Şurada bir tane de kabartma taşımız var. Tek başına. Nişan taşı olabilir arkadaşlar. Onu da yakından görmek istiyorum. Şöyle aşağı ineceğim. Evlat, oradan dedektör alıp gelebilir misin?
Hadi bakalım. Bakın arkadaşlar, burada bir nişan taşımız var. Gördünüz mü? Burada kabartma bir nişan taşı var. Tam bir yön taşı arkadaşlar. Nişan taşı. Ver bakayım babacığım. Bu arada küçük Vadi yine benimle. Merhaba, hoş geldin. Nasılsın, iyi misin? Evet, bir şeyler söylemek ister misin? Merhaba arkadaşlar, yeni macera, hoş geldiniz. İyi seyirler. Teşekkür ederiz. Nasılsın, nasıl gidiyor tatil? İyi gidiyor. Hadi bakalım. Şuranın bir sinyallerine bakalım mı? Bakalım. Gel sen şunu tut bakalım, ben şuranın bir sinyallerine bakayım. Bir de yukarıdaki şüphelendiğimiz noktanın sinyallerine bakacağız. Tamam. Evet, kameranı güzelce ayarla. Onu cebine koy bakalım. Evet. Aferin. Evet. Bir şey olmaz. Ondan bir zarar gelmez sana. Alışman lazım artık doğada. Nişan taşımızı bir kontrol edelim değil mi? Nişan taşı. Evet. Bakalım. Şuradaki bölgeyi kontrol edeceğiz. Takip et beni bakalım. Burayı kontrol edelim. Var mı burada bir şeyler? Bakalım. Hep beraber görelim değil mi? Aynen. Şöyle bir karaya karaya gidelim bakalım. Burada da bir şeyler yok. Alan taramamızla bir bölgeyi kontrol edeceğiz artık. Yapacak bir şey yok. Şöyle bir bakalım. Burada da yok. Şu taşı görebiliyor musun? Evet. Evet, burada şu bölgede bir oksitlenme kısım var. Zaten bu 1, 2, 3 ana kayadan oluşuyor. Şu içlerinde ufak ufak taşları var. Bak, bir tane de şurada var. Şunu da gösterelim. Evet, şurası. Evet. Aynen öyle. 1, 2, 3, 4. Ağacımızın hemen kök kısmında. Gel bakalım. Bir de aşağılara bakalım. Bizim gördüğümüz yere. Sanki burası aslında sanki mezar gibi değil mi? Evet. Şurası. Evet. Evet. Burası mezar gibi. Ama biz ne yapacağız? Şu kısımdan şüpheleniyorduk. Bak, burada bir yığma, 2-3 tane yığma kısım var. Bak, gel bu tarafa. Yavaş yavaş düşme. Tutayım ben seni. Aferin benim oğlum. Şöyle karşıdan gör. Bak, 1-2-3. 3 tane bölge birleştirilmiş. Yığma bir şekilde duruyor. Ben buranın bir sinyaline bakayım. Tamam mı? Tamam. Şöyle. Tarayalım bütün etrafını. Ne oldu? Ne oldu?
sinyal var. Evet. Bu kısımda bir sinyal var. Ayrımına bakalım. %60. %60 değerli diyor. Göstereyim. Yok, gösterme, orada dur. Oh, kapattık yanlışlıkla. Alan tarafıyla bakalım da. Bak ben sana şu şuradan yan bence. Aynen. Direktör sinyal aldı ama alan tarama alacak mı bakalım mı? Alır. Alır mı? Alır, alır. Kapatmamış mı? Yok, açık kalmış. Bir de şu yukarıdan geliyor ama sen orada otur. Buranın bir boşluğuna bakayım mı? Bak. He? Bak. Burası, burada yığma var mıdır? Yığma. Bak 1, 2, 3 tane taş üst üste koyulmuş. Onlar yığma. O zaman boşluk çıkar be. Çıkar. Evet. Çok az. Çok az bir boşluk var. Ben şurayı yakından al bakalım, yığma kısmını. Şu kayalıkların arasını falan detaylı bir şekilde çek bakalım hadi. Profesyonel kameraman olduğunu göreyim. Çok içine girme. Kenardan kenardan aşağı doğru çek bakalım hadi babacığım. Hadi kuzum benim. Şuradaki oksitlenmeyi falan da çek. Gördün mü? Gel bu tarafta da var. Bak, bu tarafta da bir oksitlenme var. Taşın alt tarafında. Gördün mü? Evet, şurası bak. Bunu fazla uzatmana gerek yok. Anladın mı? Şöyle yanaştır. Çünkü dengeli tutamazsın o şekilde. Tamam, şu şekilde. Güzel bir şekilde. Aynen öyle. Hah. Böyle çeke çeke geleceksin şöyle. Anlaştık mı? Şimdi şuradaki işaretleri bir gösterelim. Bak şurada bir işaret var, görüyor musun? Bak. Burada malzeme var. Ama nasıl bir malzeme var biliyor musun? Burada kaplumbağa malzemesi var. Kaplumbağa. Evet. Kaplumbağa kasası bak burası. Şu açıdan baktığın zaman. Aa, gördün mü? Evet. Bak. Evet. Demek ki kasayı, işareti bulduğun zaman kayanın etrafında dönmen gerekiyor. Anladın mı? Bak burada şu kafa kısmı ve kabuk arka kısmı. Kabuk gibi. Arka kabuk kısmı, gördün mü? Kaplumbağa kasasını yakaladık. Bak. Şu kafa kısmı, şu arkası da ney? Kabuk. Kabuk. Kabuk kısmı değil mi? Aynen. Al bakalım. Ben şimdi buranın güzel bir çalışmalarını başlatayım. Bakalım nasıl bir şey karşılaşacağız. Geldiniz.
şurada dur. Güneşe karşı çekme, anlaştık mı? Anlaştık. Görüntü bozulmasın. Evet. Aynen öyle. Hah, geri dön. Bak, o üstüne düşebilir. Bence diğer taraftan yap. Aşağı. Çekme, çekme. Evet, böyle. Giden geri gelmiyor. Arkadan ittirsen. Hı? Arkadan ittirsen. Dur, yaklaş bak. Karınca yuvası. Hı-hı. Karınca yuvası. Aynen öyle. Karınca yuvası. Şu kısımda. Bak şu kısımdaki. Getir bak şeyini. Taşı görüyor musun? Şu bana şeyi versene. Morcu versene. Veya çekiç. Oha kes, şey var ya, keser gibi. Onu bir getir babacığım. Getir. Bunu da buraya bırakacağım. Burada bir şeyler var. Görüyor musun? Yeme kısımları.
Şuradaki oksitlenmiş kısmı görüyor musun? Bak. Şurada şurada. Gördün mü? Hı hı. Bak. Şurada da parça bir kısım var bak. Gördün mü? Aynen. Acaba şu kayanın altında olma ihtimali var mı? Bir sinyale olabilir. Bakalım mı? He? Bakalım. Bir sinyale bakalım biz. Sinyal burada devam ediyor. Evet. Ayrımına bakıyorum. %42 değerli diyor. Geçenlerde çekicimizin sapı kırılmıştı, hatırlıyor musun? Hı hı. İzledin mi o videoyu? Ha? Evet. Aa, bak şu karıncalara, sineklere bak, sineklere gel gel. Yaklaştır bak, sineklere bak. Bak bak bak. Gördün mü? Evet. He? Ne kadar çok var değil mi? Hı-hı. Çekicin sapı öyle bir kopmuş ki. Kaç tane çivi çakmışsın teyze. Toprağın rengi de değişti burada, gördün mü? Açıldı biraz. Fark ettin mi? Fark ettim, fark ettim. Ağaç kökünün altından çıkabilir mi? Olabilir. Bir kere çıkmıştı. Çıkabilir. Ama bu çürümüş artık, bu ağaç kökleri. Oy, bacaklarım acıdı be. Harbi diyorum, bacaklarım acıdı. Acıdı be. Hı. Öyle kasıla kasıla durunca bacağın acır tabii. Bu taşın altında ana bir taş var. Taşın altında? Yığmak kısmının altında ana bir taş var şurada. Ha. Bakalım nereye doğru yön verecek malzeme. Onu çıkaracağım mı? Ha? Çıkaracağım mı? Bu taş mı? Aynen. Bu taş boş bir taş değil ama ana taş, baksana. Dedektörümüz nerede? Dur bakalım, bir dedektör alayım da bakayım ben. Bak. Değil mi? Evet.
sinyal devam ediyor. Bu ne ya? Değersiz mi gösteriyor? Değersiz mi? Evet. Bakayım. Baksana. Aa, değerli oldu bak. %60. O zaman o taraftan az algılıyor. Hı? O tuttuğun aynen yerden daha az algılıyor. Algılaması az olabilir. Doğru söylüyorsun. Pointer nerede? Hemen şurada. Buralarda bir yerde malzeme. Bak, gördün mü? Gel, gel, gel. Yaklaş. Geldim, geldim, geldim. Yaklaş, malzeme buralarda bir yerde. Gördün mü? Hı? Malzemeyi gördün mü? Aa, gördüm. Aman Allah. Yine güzel bir malzeme. Dediğim gibi kökün altından çıktı. Kökün altından mı çıktı? Yani altından, tam altından değil de altını çapraz gibi bir şey. Aynen bak. Gördün mü? Hı hı. Ne o ya? Bakacağız bakalım. Oo. Oh. Gel bakalım buraya gel. Aman Allah'ım düşmeyelim de. Yavrum benim. Gördün mü? Evet. Bu neymiş? Paracıkları bulduk. Oo. Şey gibi. He? Savaşlarda dirseğe takılan, ay dirseğe bir şeyler takılıyorlar. Bir şeyler. Onlar değildir ya. Hayır, baksana. Kuyruklu bir şey var. Bunda bir tılsım var. Bak bunda farklı bir sembol var. Gördün mü? Fark ettin mi? Paracıklara bak. Oo. Kaç tane? 1, 2, 3. 3, 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. Dedektör nerede? Pointer. Pointer orada. 10 tane. 10 tane. Hadi şuraya bakalım. Dedektör nerede? Dedektör versene. Burada. Dur bakalım. Yok. Sinyal bu kadar. Paralar hangi döneme ait? Dur bakalım, bakacağız. İnceleyeceğim şimdi. Oğlum sen ne para? Ben dedim ya o savaşlarda dirseğe takılan şeylerden diye. Sen olmaz diyorsun ama baksana. Paralar Roma parası. Aynen. Evet. Büyük ihtimalle Roma. Başka var mı? Başka döneme ait parası. Yok. Roma dönemine ait. Güzel bir malzeme. Evet. Harika bir keşif. Harika bir kasa yine arkadaşlar. Yığma bir kısımdan harika malzemeler çıkardık. Görüyorsunuz bir tane tılsımlı. Benim düşüncem bakır ama tılsımlı bir malzeme. Çünkü şekil itibariyle farklı bir şekle sahip. Ortasında da güneş figürleri var. Şöyle göstereyim. Bakın şurada iki tane göz var. Güneş figürü var. Şurada da kıvrımlar falan var ama çok farklı bir malzeme yapısı var. Tılsımlı olma ihtimali yüksek arkadaşlar. Ama malzemeleri aldık. Ne diyoruz arkadaşlar? Yine turnayı gözünden vurduk. Harika bir kasayı patlattık. Bu kasayı patlatmamızın şerefine şöyle güzel bir beğeni atarsanız sevinirim. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki macerada görüşmek dileğiyle diyorum. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın arkadaşlar.